Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınar Harekatı'na ilişkin Suriye'de 120 saatlik sürenin büyük bölümü sona erdi. Yarın Putin'le bu süreci ele alacak ve atılması gereken adımları atmış olacağız dedi. Amerikan Başkanı Trump ise PKK-YPG'li teröristlerin çekilmesi esnasında sayıca az çatışmalar olsa da ateşkesin sürdüğünü ifade ederek Kürtlere onları 400 yıl koruyacağımızın sözünü vermedik dedi. Amerikan Başkanı Trump, Çin'in 1. etap ticaret anlaşmasını resmen kabul ettiğini bildirdi. Trump, Çin'le söz konusu anlaşmanın Kasım'da Şili'deki zirvede imzalanmasını umuyor. İngiltere Başbakanı Johnson, parlamentonun zorlamasıyla Avrupa Birliği'ne Brexit'te erteleme talep eden imzasız bir mektup gönderdi. Avam Kamerası Başkanı Bercow, Johnson'ın Brexit anlaşmasının oylanmasını bugün için engelledi. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Andreva ise Avrupa Birliği tarafından anlaşmayı onaylamaya ilişkin sürecin başlatıldığını kaydetti. Bloomberg HT'nin Merkez Bankası'nın 24 Ekim'deki toplantısına ilişkin anketine katılan 18 kurumun medyan beklentisi politika faizinde 100 bas puan indirim yönünde olduğu, yıl sonu medyan beklenti ise Ekim toplantısı dahil 150 bas puanlık indirimle %15'lik bir faiz seviyesi. Borsa İstanbul'da 7 banka hissesinde uygulanan açığa satış yasağındaki depo şartı kaldırıldı. Banka hisselerinde açığa satış işlemlerindeki yasaksa sürüyor. Kamu bankalarının istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalıştığı bildirildi. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Çakar, bu paket Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyeceğiz. Burada ödemesiz dönemler ve makul vadeler olacak dedi. Merkezi yönetim brüt borç stoğu Eylül'de 1 trilyon 239 milyar TL oldu. Merkezi yönetim alacak stoğu ise Eylül'de 18.2 milyar TL gerçekleşti. Hazinenin 3 ay vadelik konsuz bonoyu ilk ihracında ortalama bileşik faiz %14, 2 yıllık sabit kuponu da %14.4 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin bu sene %0.5 ila %1 arasında pozitif büyümesini bekliyoruz. Türkiye yaptırım tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Yaptırım tehditlerine karşı piyasalar güçlü bir direnç gösterdi dedi. Ve Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne seçildi. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda yeni hafta pazartesi günü itibariyle karşınızdayız. Gündemimizde bakalım neler var, hızlıca bir göz atalım. İlk gündem maddemiz Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki o ticaret müzakerelerine ilişkin. Bugün için bir olumlu beklenti, olumlu fiyatlama var. Çin'le Amerika anlaşacak, anlaşmaya yakın şeklinde. Nitekim Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamaları da bu yönde oldu. Anlaşmanın ilk etabı ya da kısmi anlaşma dediğimiz durumu onayladığını, bu konuya onay verdiğini ifade eden cümleleri var. Ama geçen hafta da sizlerle paylaşmıştık. Nihai imzayı önümüzdeki ay Şili'deki APEC zirvesinde atmayı bekliyor. Şi ile Çin devlet başkanı ile görüşmesinin ardından. Ama bu konuda ticaret savaşı, ticaret müzakereleri ne derseniz iyimser bir beklenti var. Amerikan piyasalarında, borsalarda yukarı gidiyor. Bugün gelen bilançolar da, bilanço beklentileri de diyelim, olumlu yönde fiyatlamalara katkı sunuyor. Avrupa Merkez Bankası kararı bu perşembe gelecek. Yeni bir destek muhtemelen gelmeyecektir. Zaten geçen toplantı açıklamışlardı. Ama yavaşlayan Avrupa'da bu karar ve basın toplantısı, karar sonrası izlenecek. Uzlaşmalı Brexit umudu, bir umut bir umutsuzluk, gidip geliyoruz, çok az bir vakit kaldı, parlamentonun bazı taş koyma çabaları derken hala anlaşmalı bir şekilde İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkacak beklentisi var. Yaklaşık önümüzde 10 gün kaldı, geri sayım devam ediyor. Sterlin dolarda 1.30 seviyesinin bugün üzerine çıktı. İçeriye döndüğümüzde ise bu hafta tabii Merkez Bankamızın kararı önemli, kritik gelişme. Merkez Bankamızın bizim anketimizden çıkan sonuca göre 100 bas puanlık faiz indirebileceği öngörülüyor. Ama bu Merkez Bankamızın kararı muhtemelen yarınki gelişmelere de bağlı olabilir. Yarın ne olacak? Dolar TL hareketi ve borsa hareketi acaba yarın da bir miktar bağlantı mı diye soruyoruz. Neden? Yarın akşam bu saatlerde, tam da 22'de Türkiye'nin bu teröristlerin o güvenli bölgeden çıkmasına dönük verdiği süre doluyor. 120 saat yarın akşam dolacak. 24 saat kaldı. Dolayısıyla bu bakalım 13 maddelik Amerika ile uzlaşma yerine gelecek mi? Bugünkü kur hareketi, bugün borsa hareketi acaba yeniden operasyon başlar mı başlamaz mı? Sanki bu tedirginlik var mı yok mu? Bir taraftan da yarın Putin, Rusya Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvesi var. Bu da çok önemli. Türkiye hem Amerika ile müzakere ediyor Suriye konusunda hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarınki bu önemli zirvenin de efendim piyasalarda yansıması olabilir diyoruz. Birazdan Recep Atakan bizler olacak. Aynı zamanda TEB Yatırım'ın Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel de küresel piyasalarda. Ama şöyle bir rakamlara bir göz atalım. Nasıl bir tablo var sizlerle paylaşalım, ardından sohbetimize ve yorumlamaya geçeceğiz. Dolar TL 5.86'da bir miktar kurda yukarı doğru hareket var. %1.2'lik bir yukarı hareket Dolar TL'den bahsediyorum. Euro TL 6.53 seviyesine geldi. Euro dolar paritesi 1.11.40'ta. Dolar endeksinde 97.3'teyiz. 98 seviyesinin bayağı bir altında. Geçen hafta ciddi bir geri çekilme görmüştük dolar endeksinde. Dolayısıyla yeni haftada da sakin başlayan, yukarıya doğru pek gitmeyen dolar endeksi var. Gün içerisi grafiğe bakalım dolar TL için. 5.78 yani 5.80'in altında başlamıştık. Yeni haftaya ve güne önce 5.82, şurada bir kademe 5.82'den 5.86 seviyesi. Gün içerisi zirvelere yakın bir dolar TL var karşımızda şu an. 5.86'nın hemen altındayız. Borsa İstanbul'da da %1'in hemen üzerinde bir satış geldi. %1.1 ile günü en düşük seviyelere yakın kapattık. 1000 puan aşağıdayız. 97.300 seviyesi Borsa İstanbul için. Tahvil faizleri cephesine bakalım. Faizlerde çok büyük bir değişim yok. Neredeyse hiçbir değişim yok. 14.3, 14.4 geçen haftaya göre yeni hafta başında. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 1.79'a kadar yükseldi. Neredeyse 1.80'e geldi. İyimserlik, Çin'le anlaşacağız. Çin'le anlaşma hikayesi biraz efendim Amerikan 10 yıllığının o güvenli liman temasından uzaklaştığı bir günün akşamındayız. Ons altın bu tablo içerisinde dahi pek çok sert düşmüyor. 6-7 dolarlık sadece bir geri çekilme var. 1483 gram altın 280 liraya yeniden yaklaştı. Dolar TL hareketi önemli. Bitcoin'de 8.000 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Petrol fiyatları 60 doların bir türlü üzerine çıkmayan Brent petrol uzun süredir 60 doların kıyısında kalmaya devam ediyor. Avrupa borsaları ekranlarımıza geldi. İyi bir başlangıç yaptı Avrupa endeksleri. Hatta DAX'ta %1'e yakın yukarı hareket var. Amerikan endekslerine de bakalım. Amerikan piyasalarında da %0.8'e yakın Nasdaq önderliğinde bir yükseliş söz konusu. Dow Jones endeksi 26.810'a kadar geldi ve 3005 seviyesine kadar çıkan bir S&P 500 endeksi de karşımızda. Efendim Bloomberg HT ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Değerli konuklarımız Mete Yüksel hoş geldin. Hoş bulduk. Recep Atakan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Değerli izleyicilerimiz sizler de Bloomberg HT'den Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem Mete Yüksel'e hem de Recep Atakan'a sorularınız varsa Bloomberg HT'den Twitter adresimizden ulaştırabilirsiniz diyeyim. Önce bir Mete Yüksel'le başlayacağım Recep Atakan izninle. Bir iyimserlik var Amerikan endekslerinde. Bu iyimserliği daha çok işte Trump'ın açıklamaları ve ticaret müzakerelerine dönük bu iyi havaya mı bağlamak lazım? Tamamen öyle. Yani yüzlük kuyruğuna geldik. Bir anlaşmanın arifesindeyiz. O nasıl büyüklükte bir anlaşma olacak? Son dakikada çark etme konusunda üstad kişilerle beraberiz. Ondan dolayı da her şey olabilir. Anlaşma imzalanmadan hiçbir şey bitmiş değildir. Ama o yönde ilerleme olduğu net piyasalarda. Bütün global piyasalar Amerika başta olmak üzere bunu kutluyor şu anda. Recep Atakan, Amerikan 10 yıllık tahvil faizine neredeyse 1.80'e yaklaşmışız. Yani ciddi bir hareket var. Bunu biz 1.50'lerde olduğu dönemleri hatırlıyoruz. Nereye gidiyoruz noktasındaydı hakikaten. Şöyle bir ekranlara da açacağım, sevgili yönetmenimiz de getirecektir. son bir yılın grafiği 1.79.40 şu an için bu dipten bir kez daha döndük. Bu yine toparlanmayı buraya mı bağlayalım? Nasıl görüyorsun? Evet, yani uzun süredir sözü sakız gibi anlaşacağız. Tam anlaşmak üzereydik ama gibi, yani tonla versiyon değişikliğiyle bu anlaşmayı yaklaşık 3-4 aydır izliyoruz. Bunun da piyasalara etkisini izliyoruz. Bugünkü açıklama net gibi. Yine de Mete'nin dediği gibi Trump'ın bu anlamda sözüne ne kadar güveniriz bilmiyorum. Her an son dakika bir çark olabilir ama önümüzdeki ay Şili'de bu anlaşmayı imzalayacağız demesi şu ana kadar yaptığı açıklamalar içerisinde en az pazarlık kokan açıklama. Sanki bir sonuca varmışlar gibi. Zaten gelecek sene seçim senesi olduğu için bu gerilimin bir kar realizasyonu gerekiyordu. Bunu yayınlarda da söylüyorduk. Tahmin ediyorum toptan bir anlaşma değil ama en azından ilk etabının anlaşılmış olması piyasaları çok güzel bir Noel rallisine doğru herhalde götürecek, uluslararası piyasaları. Buradan sadece gelişmiş ülkeler değil, tahmin ediyorum gelişmekte olan ülkeler de moral bulacaktır. Hı hı. Her ne kadar resesyon korkusu ya da Amerika'nın kötü senaryosu gelişmekte olan ekonomilere iyi gibi geliyor ama bu da tüm dünya ticareti için en azından bir mesafedir. Herhalde tüm piyasaları güzel bir Noel dönemi bekliyor, başta yurt dışı olmak üzere. Şimdi mesela buna bir tık daha hani güzel haber ekleyelim. Bu da Brexit konusu. Bu da bizim için önemli. Orada da böyle bir anlaşacaklar beklentisi hakim piyasada ama hani elimizde bir şey var mı dersek hala yok. Ama çok kötü bir herhalde durum olsa 1.30'a giden bir sterlin dolar görmezdik. Ama bu, bir taraftan da bir pozisyonlanma ve kötü bir şey çıktığında da belki çok sert bir fiyatlama olabilir mi Mete Yüksel? Ne dersin? Yani Brexit tarafına baktığımızda. Olabilir. O da yani sürekli olarak döndüğümüz ve uzlaşamadığımız konulardan bir tanesi. Hı-hı. Anlaşmalı Brexit'e doğru ilerleyen bir yoldayız ama benim tahminim en nihayetinde bu olay tekrardan bir referanduma dönecek ve hani hiçbir şekilde Brexit olmadan sanki kalacaklar ihtimalinin daha fazla düşünülmesi gereken bir opsiyon olduğuna inanıyorum. Brexit'in olması durumu... Yani çıkmayabilirler. Böyle bir ihtimal de mi var? Çıkmama ihtimalleri de var. Tekrardan referandum yapılma ihtimalini de düşünüyor olmamız lazım. Şimdi Brexit olayı gayri safi milli hasılaya oran olarak baktığımız zaman en fazla vurduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Hı hı. Bütün anlaşmaları tekrardan yapmak gerekiyor ki o anlaşmaların yapılamaması, eski şartların taşınmaması veya uzaması söz konusu olabilir. Otomotiv tarafında, beyaz eşya tarafında ciddi sıkıntılar yaşayabileceğimiz bazı olaylara gebe ki şu anda hep göz ardı ediliyor ve sanki birinci aktörlerden bir tanesi Türkiye değilmiş gibi davranılıyor. Bizim için sonuçları ciddi olabilir. Sevgili yönetmenimiz ekranlara getirecektir Selçuk. Ciddi bir toparlanma oldu aslında sterlin dolarda. Çok sert bir hareket oldu. Grafiğin şu son bölümü müthiş bir son dönemde yukarıya doğru sıçrama gerçekleştirdi. Ama tabii bu hareket anlaşmalı çıkacaklar. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Fiyatlaması muhtemelen. Recep Atakan ne dersin? 1.29.69 bir sterlin dolar var ve bir iyimser beklenti söz konusu hala. Evet, bu da uzun süredir piyasalarda belirsizlik yaratan unsurların başındaydı. Evet. Çok uzun süredir bu Brexit gibi artık açıldığında sakız konunun gibi bir şey abi. Ne olduğu belli olmayacak. Bitmiyor. Yani herhalde adı da yapıştı. Brexit. Hakikaten yapıştı. Açıkçası ben sterlin dolar paritesinden daha çok euro dolar paritesi üzerindeki etkileri bir iki gündür gözlemek gerekirse Avrupa ekonomisindeki kuvvetsizliğin pariteyi aşağı yönlü bir yöne doğru gösterdiğini düşünürken bu böyle bir anlaşma ihtimali özellikle euroyu da kuvvetlendirdi. Bir 11.50 hareketini yapıyor ikidir. Bir onların altına sarkma gücünü şimdilik Avrupa ekonomisindeki sıkıntılara rağmen azaltmış gibi gözüküyor. Tahmin ediyorum belki Türkiye ile ilişkileri konusunda Mete'nin söylediklerine ilave etmek gerekirse muhtemelen anlaşmasız çıkış senaryosu İngiltere ekonomisini önemli ölçüde zayıflatacaktı. Belki bir anlaşmalı çıkış ya da belki yine bir referandum olasılığı gündeme gelirse en azından İngiltere ekonomisinin alacağı bu anlaşmasız çıkışa göre alacağı darbeye göre biraz daha yumuşak bir senaryo gibi gözüküyor. Evet, çıkarsa anlaşmaların yenilenmesi gibi hususlar söz konusu olabilir. Çünkü Türkiye-İngiltere ticari açıdan iyi partner ve Türkiye'nin neredeyse Irak gibi ülkeler dışında ticaret fazlası verdiği ekonomilerin başında geliyor İngiltere. Avrupa'da Almanya, İngiltere en kuvvetli ticari partnerlerimiz. Şimdi hangisi doğru senaryo olacak emin değilim. Yani İngiliz diplomasisi de çözülmesi çok zor bir diplomasi. Farkındaysak şu olan olayları herhangi bir ülke meclisinde olsaydı, örnek kraliçenin geçici süreli meclisi askıya alması. Evet. Meclis Başkanı'nın bugün iktidar partisinin ya da şu anda iktidarda olan partinin oylamasına engel olması. Anayasa Mahkemesi'nin meclisin kapanmasının yanlış olduğunu söylemesi sonradan. Başbakanın parlamentonun aldığı kararı Avrupa Birliği'ne iletirken imzasız mektupla iletmesi gibi enteresan demokratik mücadeleler oluyor. Bu yani o açıdan ileri, Sayın Vural, tabii ileri demokrasi deyimini Vural Savaş çok farklı bir noktada kullanmıştı ama bir demokrasinin daha çok ileri noktasına doğru gidiyoruz. Ben şöyle bir 1-2 sene geçtiğinde bu süreci çok merak ediyorum. Biliyorsunuz tarihte İngiliz diplomasi denen bir şey var, özellikle bizim bölgemizde etkilerini çok hissettiğimiz. Bu da bir acaba diplomatik hareket mi? Yani parlamentonun kendi içerisinde uzun süre anlaşamayıp Avrupa Birliği'nden taviz koparma hamlesi mi, onu da bilmiyorum. Ama tabii sırayla bütün aktörler bu çıkış sürecindeki oyunları denediler. Sonuç ne olacak bilmiyorum. Ama Avrupa Birliği'nin gördüğüm kadarıyla Boris Johnson'dan ziyade İngiliz parlamentosunun kararlarına destek olucu tarzda bir yaklaşımı var. Şimdi enteresan olan şu olacak. Avrupa Birliği parlamentosunda bu Brexit planı, çıkış planı oylanırsa yine dönüyor dolaşıyor İngiltere parlamentosuna kalıyor. Daha önce benzer biraz farklılıkları var, İrlanda konusundaki planda bir değişiklik var ama İngiltere'de bu kabul edilir mi edilmez mi, açıkçası o da fal bakmak gibi. Yani kim ne dese şu anda yani muhtemelen tahmin yapıyor, kimsenin bileceğini zannetmiyorum. Ama tahmin ediyorum Ekim ayından Ocak ayına ertelenmesi gibi bir takvim daha tutarlı gibi, en azından Avrupa Birliği de buna müsaade edecek. Bu bir rahatlama değil mi yaratır? Evet, muhtemelen. En azından geçici süreyle aslında çözülmesi ve Avrupa Birliği'nin bu planı kabul etmesi sonrası İngiliz parlamentosunda kabul edilmesi gibi bir senaryo. Bir daha tırnak içinde söylüyorum, Türkiye-İngiltere ilişkilerini kenarda bırakarak tüm global piyasaları o da rahatlatır. Ama çok enteresan şeyler oluyor Barış. Yaklaşık 3-4 aydır konuştuğumuz, her programda değindiğimiz konuların hemen hemen neredeyse tamamı bir hafta içinde realize oluyor. Geçen hafta bizim ülkemizde yaşanan o jeopolitik gerilim ve sonlanması diye düşündüğümüzde bir anda risk modundan risksiz moda doğru geçen bir piyasalar. Önce gelişmiş ülkelerdeki borsalar, muhtemelen güvenli liman algısının, hissin azalması ve faizlerin bir parça toparlaması diye gördüğümüzde global piyasalara herhalde iyi bir hafta sene sonu bekliyor tahminimi. Brexit'ten dolayı da oradan da bir destek aldın kendine. Güzel. Şimdi Mete Yüksel'e döneceğim. Euro-Dolar 1.11.45'te ekranlara da getirdi arkadaşlarımız. Teşekkür ederiz. Son Türkiye'ye dönmeden, Türkiye konuşmak için gerçekten ben de sabırsızlanıyorum TL varlıklar ama hani şu dış gündemi, dış alemi bir toparlayalım da sonra önümüze bakalım noktasında Avrupa Merkez Bankası'nın kararı var. Bir şey bekliyor muyuz? Bir şey de beklemiyoruz herhalde. AMB'nin bu haftaki Perşembe günü kararından. Bu hafta bir şey beklemiyoruz ama şunu da unutmayalım ki işte Brexit tarafında anlaşmalı olmaya giden yol, işte Çin ile Amerika arasında işte ticaret görüşmelerinin olumlu sürmesi ve olumlu bir noktayla sonuçlanacak gibi görünmesi. Bunların hepsi tam süper olumlu şeyler ama bizim piyasa için, biz Türk lirası varlıklar için daha güzeli daha fazla Avrupa Merkez Bankası'nın genişlemeci olması, resesyon karşıtı duruşunu bold bir şekilde göstermesi veya Fed'in daha fazla işte quantitative easing olmayan quantitative easing'ler yapması veya faizleri daha hızlı indirmesi gibi bir ortam Türk lirası varlıkları için çok daha iyi olurdu. Bu içinde bulunduğumuz ortam şuna yol açıyor. Her ne kadar çok fazla bunun etkisini şimdilik görmemiş olsak da petrol bir anda, her şey çok iyiye gidiyor. Dünyada büyüme de iyiye gidecek. Ve petrol fiyatı yükselişine başlayabilir. Petrol ithalatçısı olarak bizi üzerken diğer gelişmekte olan piyasaları, Rusya gibi bir takım benzer sınıfta değerlendirildiğimiz ülkelerin piyasalarını yükseltip bizi geride bırakabilecek bir hal alabilir bu durum. Ondan dolayı da bu gidiş iyidir, dünya için iyidir. Gelişmekte olan piyasalar ki gelişmekte olan piyasalar gelişmiş piyasalar için emtia üretirler ve diğer ara malları üretirler. Türkiye'nin buralarda çok fazla bir gücü yoktur. Ondan dolayı bundan çok da çıkar sağlamayabilir kıyaslamalı olarak. Yani şunu hakikaten birazdan Serhat Gülleyen'in faiz konusundaki yorumunu ekrana getireceğim ama Mete Yüksel enteresan güzel bir noktaya getirdi konuyu farklı bir yorumla. Diyorsun ki abi doğru mu anladım? Ya bu Brexit işi çözülebilir ya da piyasanın hoşuna gidecek bir adımla ötelenebilir. Eyvallah. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin anlaşabilir. Kısmi anlaşma olur. Eyvallah. Bütün bunlar bir acaba yeniden büyümeye mi dönecek, yeniden toparlanmaya dönecek diye başta petrol olmak üzere emtia fiyatını yukarıya atar. Bu da diğer göreceli olarak diye ifade ettiğin için diğer gelişen ülkelere daha fazla yararken bize o kadar fazla yaramayabilir der. Ne dersin bu tabloya? Tabii buna katılmamak mümkün değil. Bizim en büyük artımız çok uzun süredir kötü fiyatlanmamız. Yani burada petrolümüz yok. Dolayısıyla petrolün çıkışı gibi bir senaryo olursa bırak lehte, aleyhte etkilenme olasılığımız var. Bunların hepsi fiili gerçek. Ama zaten golü yedik mi? Yani çok iskontrolüyüz. Muhtemelen gelişmekte olan ülkeler tarafındaki bir hareketin içerisinde o petrolü olanlara göre biraz daha evet göreceli olarak dezavantajlı kalabiliriz ama global bir hareket olursa yeni bir iyileşme senaryosu satın alınırsa muhtemelen Türkiye'de özellikle jeopolitik konuda yani bütün bunları yarın akşamdan itibaren evet, gelişmelerin belki olumlu olacağı varsayıyla evet, söylüyorum. Dünya belki bu dediğin senaryo üzerinden giderken biz de jeopolitik taraftaki olası rahatlama üzerinden tekrar fiyatın içine katılabiliriz. Ama 2020 senesi de bütün sorunlar çözüldü senesi olmayacak gibi gözüküyor. Zaten haberlerde de verirken ilk etabın Amerika ile Çin arası evet, evet, ilk etap dendiğine göre bunun ikinci raundu, üçüncü raundu olacaktır. 2020 o açıdan o tüm gelişen ülkeleri rahatlatacak kadar güzel bir siyasi gündem değil. Muhtemelen sene kapandıktan sonra nur topu gibi ikinci etap görüşmelerinin siyasi gerginliğini alabiliriz. Gitgeller olur diyorsun. Mutlaka yani olacaktır. He. Çünkü Amerika-Çin ticaret görüşmelerini kısa vadeli okumamak lazım. Evet çok gerildiğimiz için iyi etkiler verecektir. Bunun emtialar üzerinde de etkisi mutlaka alacaktır ama o ikinci, üçüncü round, 9 roundluk maçta ilk roundu kazanmış olmak galibiyeti getirmiyor. Türkiye için bence bunlar çok çok önemli olmakla beraber biz şunu iyi düşünmeliyiz. Bir kere şu jeopolitik gerginlikte şunu gördük ki tüm dünya yanımızda değil. Başta Avrupa, Amerika gibi. Asya bence gibi. Çok sen her zamanki nezaketinle çok hakikaten naif bir şekilde, çok kibar bir şekilde öyle ifade ediyorsun. Tüm dünya yanımızda diyorsun. Ben biraz daha böyle ortadan giden kitabın orkası. Tüm dünya neredeyse karşımızdaydı ya. Evet. Acaba bir şaka gibi yani. Bizim operasyonumuza Amerika karşı çıktı. Avrupa Birliği karşı çıktı. Arap Birliği yani bugüne kadar kaç tane orada eğer tırnak içerisinde bize hani diyorlar ya işte işgal hareketi falan diye diyorlar. Orada kaç tane eğer öyleyse farklı milletten, ülkeden asker var. Ama Türkiye bir operasyon yaptığında terörle mücadele için çıkıp toplanıp hızlı bir şekilde tepki verebildiler. Sağ olsunlar diyorum. Enteresan yani. Böyle yine bir kamuoyuyla karşı karşıya kaldık. Naif bir şekilde sağ olsunlar yine diyorum. Naif bir şekilde bize, sen söylüyorsun. Bize biz olduğumuzu hatırlattılar. Yani bir millet olduğumuzu hatırlattılar. Nasıl Brexit'i şöyle bir 2 sene geçtikten sonra ne olduğunu anlayacağız dediğim noktada. Bu da Türkiye'nin jeopolitik duruşu, siyasal duruşu konusunda özellikle sıkıştığı bir anda çevresinde kimleri görüp görmediğini görmesi açısından önemli bir sınav oldu. Ben bunu milliyetçi ya da jeopolitik yorumlarla değil biraz piyasa yorumuna bağlayacaktım. Şunu gördüm ki böyle sıkıştığımız anda ya da zora düştüğümüz anda siyasi açıdan bizi oldukça zorlayan bir yatırımcı kitlesine sahibiz. O dış yatırımcı, yabancı yatırımcı dediklerimizin hepsi evet faizimize, paramıza geliyor zannediyorduk ama bir yandan siyasal açıdan sıkıştığımız anda hiçbir yumuşak davranışların olmadığını, yani Türkiye'ye sert yaklaştıklarını gördük. Bu bizim önümüzde önemli bir risk olarak duracak. Yani yarın öbür gün biz notumuzu yatırım yapılabilir seviyeye çekene kadar, biz bu jeopolitik riski öyle ya da böyle o dengeleri kurana kadar tahmin ediyorum şu son krizde gördükten sonra ülkeye böyle doğrudan sermaye getirecek bir yabancı kitlesini yakın sürede göremeyeceğimizi düşünüyorum şu son tavırdan sonra. Brent petrolden geldik buraya. 59 dolar Brent petrol. Bakın şu sıçrama, Suudi Arabistan tesislerine yapılan sıçrama çok kısa vadeli bir petrol fiyatında yukarıya doğru gitti. Sonra üretim bir hafta 10 gün herhalde sürdü. Üretimin normale döneceğine ilişkin açıklamalar geldi Suudi Arabistan'dan. Dolayısıyla orayı hariç tuttuğumuzda yani petrol kabaca şöyle yatay bir bantta son dönemde ilerliyor. Çok büyük bir değişim yok. Petrol fiyatlarında, Brent petrol fiyatında bir izleyelim efendim. Serhat Bey, Serhat Gülleyen faiz konusunda beklentisindeymiş. Sonra tamamen kur hareketi bugün. Borsa hareketi ne ifade ediyor? Son 24 saatin içerisindeyiz. Teröristlerin bölgeden çıkması için Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeden. Onu konuşacağız ama önce Serhat Gülleyen. Muhtemelen önümüzdeki dönemde faizlerin inmeye devam ettiğini göreceğiz. %15'i mesela sene sonunda %15 gibi bir yere ya da onun daha altına 14,5 gibi bir yere gelmemizi bekliyorum. 2 puan daha faiz indirimi bekliyorsunuz. Evet, 200 bas puan da, hatta Ankara'dan gelen 250 bas puana kadar çıkabileceği yönünde, ama bir parça yoklayarak gitmeleri gerekiyor. Yani kur nasıl tepki verecek, dünya nasıl, risk iştahı iyi mi? Kamu bankaları tabii hem fiyat olarak hem de bilançolarını kullanma anlamında baktığımızda artık sınıra geldi. Yani bayrağın bir yerden sonra özel bankalar tarafından taşınması gerekecek. Ama önce önümüzü biraz daha iyi görmemiz lazım. Biz yavaş yavaş büyüyelim. Yani ekonomi küçülüyordu, sıfıra geldi. 3'le büyüsün, varsın 5'le büyümeyelim seneye ama temkinli gidelim görüşündeyiz. Özel bankalardan aldığımız işaret de bu yönde. Bu ortamda Türkiye buradan çıkarken bankacılık sektörü Türkiye'ye göre daha yüksek bir betaya sahip. Ekonomiden daha iyi bir büyüme potansiyeline sahip. Böyle baktığımızda bankacılık sektörü alınabilir diyoruz. Bir de yukarıdan %70 düşen Amerikan doları bazında bir bankacılık endeksinden bahsettiğimiz için ya da 65. Yani %70-80 çıksak bile aynı yere gelmiyoruz. Onun yarısına geliyoruz. Halen piyasa değeri defter değerlerine baktığımızda kamularda zaten çok çok düşük değerler var. Özelde 0.6-0.7 gibi. Burada yol var. Bir %25-30 daha banka hisselerinin artış potansiyeli var diye düşünüyoruz. Serhat Bey dinledik, devam ediyoruz. Bloomberg HT Twitter adresimiz. Mehmet Aslan Bey, konuşacağız yani Merkez Bankamız ne kadar faiz indirimi bekliyorsunuz diye sormuşsunuz ama hani indirim olacak mı olmayacak mı, belki onu da ayrı bir konuşuruz ama şu günkü fiyatlamayı ben sevgili Mete Yüksel'e sorarak Recep Atakan'ın izniyle başlamak istiyorum. Dolar TL, yani TL'nin hareketi, dolar TL şu an 5.85.79'da. Bugün içerisi grafik ekranları geldi. Çok teşekkür ederim. Şöyle 2 kademe falan, 2 aşamada yukarıya atmış kendisini. Bugünün grafiği. Diğer acaba gelişen ülke kurlarıyla nasıl diye öyle bakalım. Hani acaba sadece bize özgü bir hareket mi diye. Biz bugün Şili pezosunu bir kenara koyarsak dolara karşı en çok değer kaybeden ikinci para birimiyiz. Arkasından Kolombiya ve İşte Brezilya reali geliyor. Bu hareketi, yani kurum bir miktar bu sakinlikten biraz yukarıya doğru atmasını nasıl yorumlarız? İşte yarın bu saatlerde ne tür bir haber geleceğinin bilinmemesi, bunun risk primine bağlayabiliriz bunu. Borsadaki hareketi de büyük ölçüde ona bağlıyoruz. Birkaç tane farklı unsur da var. Ne bekliyor piyasa? Yani son 24 saat içerisindeyiz. Gelen haberler çekildiklerine işaret ediyor. Yani terörist varlıkların oradan çekiliyor olduğuna, konvoylar halinde ayrılıyor olduğuna işaret ediyor. Ama eskaza ayrılmayan bir bölüm vardır. Türk ordusu orada bir müdahalede bulunur. Küçük bir müdahale çok büyük bir müdahaleymişçesine dünya basını tarafından lanse edilirse tekrardan acaba biz yaptırımları konuşmaya başlar mıyız tedirginliği olduğunu düşünüyorum. Ama şu anki Recep Atakan'a hemen döneceğim. Şu anki piyasa beklentisi, fiyatlaması daha çok bu işin olumlu sonuçlanacağını yönü dönük mü diye soracağım ama o zaman öyle olsa borsa niye düştü, kur niye buraya geldi bugün? Risk primi, bilinmemenin getirdiği ekstra prim. O korku satılan şey. Evet. Dolayısıyla o zaman şunu da sorayım. Yine Recep Atakan'da dönüyor. Estağfurullah, ben bakmayayım sana, baskı oluşturmayayım lütfen. Ne bileyim abi, sen böyle bakıyorsun, ben de dedim acaba... Tamam, ben televizyona. Yok yok, şaka diyorum. Şunun için bir daha soruyorum. Eğer bir yarın akşam saat 10'da şu dakikalarda Türkiye açıklama yaptı, Ankara, dedik ya bizim 13 maddelik plana uyulmadı. Terörist unsurların hepsi çekilmedi. Dolayısıyla biz yeniden ara verdiğimiz operasyona başlıyoruz dediğimizde farklı bir fiyatlama görür müyüz? Evet, daha farklı bir fiyatlama görürüz. Büyük ihtimalle altının üstündeki seviyeleri görürüz. Şu dolar TL hareketine baktığım zaman öyle bir açıklama geldi. Altının üzerine atacağımızı tahmin ederim. Evet, bu da aslında bunun gerekçesi de Türkiye belki çok kısıtlı bir operasyon yapsa bile orada Recep Atakan'ı da dahil edeyim. Öyle bir yurt dışı kamuoyu algısıyla maalesef karşı karşıya kaldık ki küçük bir operasyon bile acaba yeniden işte büyük bir operasyon, Suriye'nin daha da içine doğru mu giriliyor algısıyla Türkiye karşı karşıya kaldı. O noktada da hakikaten yani kamu diplomasisi noktasında da çok dikkatli olmamız lazım. Zaten hep söylüyoruz. Recep Atakan, sen bugünkü bu 5.85-5.86 yaklaşmasını nasıl görüyorsun? Ölümü gördük. Biraz sıtmaya razı olmak gibi görüyorum. Çünkü bir kere öncelikle şu dolar TL'de yakın zamanda yaşadığımız herhalde siyasi açıdan bir Rahip Brunson dönemindeki gerilimden bile daha şiddetli tehditlerin bir üslubun olduğu bir yerde bir kere öncelikle Türk lirasının artsa bile önemli ölçüde iyi performans gösterdiği kanısındayım. Yani o krizi içerisinde geçtiğimiz sene Ağustos hareketini hatırlayalım. Aynı şartlarda değiliz. Faiz düşüktü, artması gerekiyordu. Merkez Bankası'nın pozisyonu, ticaret için pozisyonu farklıydı ama yine de piyasalar akil durdu. Yani birçok yorumcu da, birçoğumuz da zaten böyle piyasalarda fazla hareket etmememiz gerektiğini söylemiştik. Piyasalar akil mi durdu, akil durduruldu mu? Piyasaların önünde kolay kolay hiçbir şey duramaz Barış. Piyasalar eğer hep birlikte hareket etseydi muhtemelen... Peki. Ben akil durdu diye yorumluyorum. Elbette kamunun zaman destekleri olabilir. Borsadaki hamlelere baktığımızda evet, bunların bir kısmı kısıtlayıcı gibi gözükmekle beraber regüle edici de diye de düşünebiliriz. Şimdi 5.86 hareketi açıkçası 5.75, 5.93'ten 5.75'e indikten sonra risklerin hala devam ediyor ve Merkez Bankası'nın daha önceki son iki toplantıda yaptığı gibi belki piyasaların bir çıtı üzerinde faiz indirimi yapması gibi birden fazla ihtimali içinde kapsıyor olabilir. Burada var mı? Merkez Bankası yok mu? Yok yani ha? 1 puan, 1,5 puan arasında bir beklenti zaten piyasalarda bekleniyor ama Merkez Bankası olur ya, şimdi yarın akşamı bilmiyoruz. Yarın akşam coşkulu haberler çıktı. Yani riskin tanımı da biraz değişti. Bakın bu akşam Trump'ın söylemlerine girdiğimizde evet. Kürtleri 400 sene koruyacağımızı söylemedik diyor. Ben bunun açıkçası şöyle okuyorum. Yani bu bölgede eğer çıkmaz iseniz terörist unsurlara. Yani orada Amerika sizin arkanızda durmayacağınız halinde sizi kollamayacaktır gibi okuyorum. Ama arkasına şunu da söylüyor. Türkiye yine Trump'ın ifadeleriyle Türkçe'ye çevirirken yanlışlık olabilir ama Türkiye böyle yaramazlık yaparsa yaptırımlar yine gelir de söylüyor. Ya ama onu şimdi itiraf etti. Yani biraz dövüştürttük, biraz yüksek tondan girdik, bak nasıl anlaştırdık gibi. Yani bunun bir pazarlık malzemesi olduğunu hepimize ikna etti. Ha, yaptırım yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Hala da yapılabilir mi? O kötü senaryolar olması halde bu olasılık var ama piyasalar buna oldukça şerbetlendi. Bence riskin tanımı biraz değişti. Artık her ne kadar içinde Trump kelimesinin geçtiği bir şeyde katı konuşamasak da artık yarın akşama kadar olan sürecin bence Türkiye-Amerika arasındaki deal'dan ziyade Türkiye ile Rusya arasındaki deal'a bağlı olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Çünkü bazı bölgelerde Türkiye'nin o güvenli alan olarak çıkmalarını şart koştuğu bölgede Amerika'nın korumasında olan bölgelerde Amerika bölgeyi rahat bırakmasına rağmen isimlerini hatırlayamadım. Kamışlı ve iki bölge daha vardı. Burada Kobani. Kürt unsurlarının hala, daha doğrusu PKK unsurlarının hala devam ettiği ihtimali var. Şimdi Rusya'dan da gelen demeçlere bakıyorum. Demeçler onların burada da amacı başka. Onlar da Suriye ile Türkiye görüşsün noktasına Lavrov'un bugünkü açıklaması dışında. Yeni Suriye Anayasası'nı masaya getirerek, yani sorun artık bir güvenli bölge sorunundan ziyade Türkiye-Suriye ilişkilerini düzenlemek, Türkiye'yi Suriye ile masaya getirmek gibi bir koz oynayacaklar. Şimdi diplomasi çok önemli. Erdoğan Putin yarın görüşecek bu arada. Yarın görüşecek ve Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gelişinden yaklaşık 2 saat sonra falan doluyor süre. Yanlış duymadıysam yarın saat 10 gibi Türkiye'de oluyor. Rusya görüşmeleri yapılmış olacak. Oradan alınan sonuç, alınan ya da alınamayan sonuç gelmiş olacak ve Türkiye saat 22 olduğunda buradaki bölge hakkında tekrar inisiyatifini kullanıp kullanmayacak. Türkiye bu konuda kararlarını net olarak ifade ediyor. Şu ana dek verdiği demeçlerde muhtemelen eğer denilenler olmadığı takdirde bence o zorlamayı yapacaktır. Türkiye. Zaten açıkladı yani bugünkü yapılan bütün açıklamalar eğer yerine getirilmezse operasyon yeniden başlayacak şeklinde. Şimdi biz Rusya'yı sanki yanımızda bir büyük devlet, Amerika'yı karşımızda bir büyük devlet gibi konumladık. Amerika ile sorunları hallettik derken aslında Rusya ile ilgili anlaşma da çok mühim. Rusya neticede Suriye'nin hamiliğini yapıyor ve bu bölgeler bizim güvenli koridor dediğimiz bölgeler Rusya'nın Suriye resmi devletini yerleştirmeye çalıştığı bölgeler. Muhtemelen burada da bir pazarlık dönecek. Piyasaların tepkisini sen sormuştun. Oradan bir konuya girdik. Bence 5.75 gibi hızlı bir hareketin ardından bu da abartılı bir tepki gibi geldi. Evet. Yani 5.80-5.83 gibi bantta kalmış olsaydı piyasalar yarını ortada bekliyor derdim. 5.86 hareketini ben de beklemezdim. Ama en kötü senaryoda 5.93'lerde direnen Türk lirası yarın majör bir deal bozulması gelmediği takdirde, yani Rusya ile tam anlaşılmadı ama yani mesafede alındı gibi sonuç gelmesi halinde daha yukarıya gitme hareketinin olmayacağı kanaatindeyim. Tabii tırnak içinde söylüyorum. İyimser bir yorum. Olmayacağı varsayımıyla. Mete Yüksel'e döneceğim ama Recep Atakan'a bir soru daha sorayım. Bu kur hareketinde ya da piyasanın tırnak içerisindeki tedirginliği içerisinde naçizane sanki biraz daha fazla yarın akşam Türkiye saatiyle akşam gece 10'da dolacak operasyonun ara süresi daha etkin değil mi? Yani sonuçta Rusya ile bugüne kadar bir şekilde gelmiş Türkiye. Üçlü zirve İran, Rusya, Türkiye. İyi bir diyalog var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında iyi bir diyalog var. Dolayısıyla o cepheden ziyade yani yarınki Erdoğan-Putin zirvesinde acaba kötü bir şey çıkar mı'nın endişe fiyatlaması yerine yarın akşam saat 10'da ve daha sonrasında olması muhtemel durumun acaba fiyatlaması daha çok değil mi? Tabii ki. Önemli ölçüde bu. Ama bir şey unutmayalım bakın. Amerika dedi ki benim kontrolümde olan alanda ben söz verdiğimi yaptım dedi. Ama Rusya'nın kontrolünde olan, yani Suriye rejimin kontrolünde olan 3 yerdeki terörist unsurlar çıkmadı. Rusya dedi ki ben orada bayraklarımı astım. Orada evet yaşayanlar o değildir, böyle bir vatandaş tanımıdır dedi. Hadi krize yeni bir boyut. Amerika ile olan kriz değil, Rusya ile olan kriz. Elbette senin dediğin önemli ölçüde açıklıyor. Yani Türk-Amerikan ilişkilerini. Çünkü yaptırım sopası Amerika tarafından geldiği için bu sopanın devam edip etmeyeceği konusu fiyatlanıyor. Ama ben yarın akşam saat 22 olduğunda Amerika ile sorunlar çözülmüş, Rusya ile daha çözülmemiş olma ihtimalinin de devam ettiğini söylüyorum. Peki Mete Yüksel ne dersin? Hani hangisi daha ağırlık? Elbette onda olacak. Amerika ile durumumuzun nasıl süreceğiyle ilgili. Çünkü Rusya'dan bir yaptırım tehdidi falan yok. Şunu unutmayalım. Yani Trump diyor olabilir. Buradan PKK'lılar ayrılmamış ise ne yaparsanız yapın onları korumayacağım mealinde açıklamalarda bulunmuş oluyor. Ama Trump bizde Erdoğan'ın sahip olduğu güçlere sahip değil. Kongre'nin çok büyük bir gücü var Amerika'da ve onlar diyebilirler ki bu ufak tefek çatışmalar bize çok büyük şeylerdir. Türklerin geri çekilmesi gerekiyordu. Devam ettiler. Demek ki anlaşmayı bozdular. Onun için yaptırım paketimiz vardı bizim. İşte içinde Halkbank vesaire, işte Türk tahvillerine yatırım yapmanın engellenmesi vesaire. Biz bunu meclise getiriyoruz kardeşim. 10 gün içinde Trump'ın buna itiraz etme vesaire. İtiraz ettiğim gelmesini engelledi kongreye. Aynı 3'e 2 çok. Hiç değiştirmeden tekrar gönderdikleri takdirde 2/3'te geçer. Aynen. Onun için hani birazcık dünyayı da ikna edebilecek elimizde donelerin oluyor olması lazım. Trump'ın dediğiyle limitli değiliz. Peki bir efendim Güldem Atabay'ı da ekranlara getirelim. Onu dinledikten sonra acaba iyiyim, yani her şey yolunda giderse onu soracağım. Güldem Atabay'ı dinleyelim bütçe konusunda görünümler, sonra bir ara da verelim. Aranın ardından güzel senaryo, olumlu fiyatlama nasıl olur? Güldem Atabay sonra bir ara, sonra buradayız. Yaz ortasından sonra hem para politikası hem de sene başından beri maliye politikasının desteğiyle biraz tüketim canlandırılmaya çalışıldı. Biraz kriz yumuşatıldı bu anlamda. Tabii bunun maliyeti bütçe üzerine oldu. Biz sene başından beri ne gördük? Vergi gelirlerindeki artış enflasyonun altında kalırken harcamalardaki artış, ki buna faiz harcamaları da dahil olmak üzere, enflasyonun üzerine bir performansla devam etti. Seçimlerden sonra bir frene basılır mı basılmaz mı tartışmaları yapılırken basılmadığını gördük. Dolayısıyla yeni ekonomi programında yaklaşık %3'e yaklaşan bir bütçe açığı beklentisi var bu sene sonu için. %0.5 büyümeden %5 büyümeye sıçranacağı planlanmış. Buna rağmen bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranı 2020 sonunda yine %3 civarında korunmuştu. Dolayısıyla bu ilginç bir gelişmeydi. Çünkü neden? %5 büyüme dediğimiz zaman vergi gelirlerindeki artışın en azından enflasyonun üzerinde olması, biraz harcamalarda frene basıldığı zaman %3'ün altına bir bütçe açığının çekilmesi lazım. Oyun planı bu değilmiş gibi gözüküyor. Ki asıl tartışılan konu biliyorsun, %5 büyüme gerçekleşir mi gerçekten, gerçekleşemez mi? Kamu harcamaların çok arttırılması devam etmesi gerekiyordu. Gerekiyor %5'e ulaşması için. Çünkü baktığımızda hem işte güven endeksleri, evet bir toparlanma var, bir tüketimde pozitife hafifçe geçme var ama %5'e işaret etmiyor hiçbir makroekonomik veri. Dolayısıyla burada %5 yakalamanın kilit noktası yine kamu bankaları yolunda, hükümet harcamaları, devlet harcamaları yoluyla ekonomiye teşvik vermekti. TL yükselse bile iyi performans gösterdiği kanısındayım. Riskin yükseldiği son dönemde piyasalar akil durdu. Recep Atakan, bugün kurdaki yükselişe borsadaki düşüş Barış Pınar Harekatı'na verilen aranın bitimine gelecek haberin belirsizliğine bağlayabiliriz. Mete Yüksel. Diyelim ki yani burada şunun altını çizeyim burada. Olumlu ya da olumsuz haberden kastımız piyasa için. Yoksa hani harekatın başlaması yeniden ya da ara verilmesi ya da sona ermesi bir siyasi ya da jeopolitik değerlendirmesini yapmıyoruz. Türkiye için, Türkiye memleketimizin güvenliği için ne gerekiyorsa, harekatın devamı evet ya da harekatın sona erdirmesi evet, hangisiyse o olsun. Onun altını çizeyim. Bu hassasiyetimizi ifade edelim. Sadece konuşumuz piyasa fiyatlaması noktasında onu ifade edelim. Diyelim ki iyi haber, yani anlaşma oldu. Türkiye'nin de istediği şekilde teröristler bölgeden ayrıldı. Bunun biz olumlu fiyatlamasını görür müyüz? Ne kadar görür? Zaten ilk anlaşma duyurulduğunda hem borsada hem kurda bir hareket olmuştu. Evet, yani büyük ihtimalle 5.70'ler civarına sarkacak bir fiyatlama görürüz ama ondan daha iyimser fiyatları görmek için de erken olabilir. Çünkü işte Amerika'daki kamuoyu baskısı, belki yine kongreye illaki Türk askeri orada bulunduğu sürece biz bu yaptırımları sunacağız diye bir İnat gelecek olabilir. Avrupa Birliği'nin ne diyeceğini bilmiyoruz o nokta itibariyle. Hemen Türk askeri bölgeyi terk etsin de diyebilir. Biz çıkmıyoruz, savaşmayacağız ama çıkmıyoruz da diyebiliriz. Onun için o çok fazla alternatifin olduğu farklı senaryoları konuşuruz. Ondan dolayı ki daha iyimser seviyeleri görmeyi bekler. Borsa İstanbul için ne dersin? Böyle bir haber, yani yarın çarşamba günü borsada fiyatlanır. Nasıl fiyatlanır? Yine iyimser. Kurdakine benzer bir iyimserlik olur. Hani borsa belki %2 yükselir ama %5 yükselmez kanımca. Yani bir aralık vermek gerekirse hani %5'i görmeyeceğimizi söyleyebilirim. iyi senaryoda dahi. Hadi %2-3 diyelim iyi senaryoda borsanın yükselişine. Sadece subjektif olarak tahminde kendi kanımı söylüyorum. Aynen. Evet. Recep Atakan iyimser senaryoda. İyimser senaryo bence şu. Bizim oraya bu kadar girdikten sonra bir hafta içinde geri çekiliyoruz. Olmayacak. Bir kere Türk askeri orada siyasal bir çözüm bulunana kadar kalacak. Şimdi bundan sonraki kısımda takvim, eğer bu askeri tarafta bir anlaşmaya varıldığımız takdirde Suriye Anayasası'nın yeniden yazılması süresi. Burada oyuncular olarak Türkiye'de masada, burada yeni anayasanın yazılması konusunda tahmin ediyorum burada yaşayan o terörist unsurlar dışında bir Kürt unsurlar da var. Bu unsurların da tahmin ediyorum Suriye Anayasası'nda yeri olacaktır. Eğer iş diplomasiye dökülmeye başlarsa, işin ucuna Rusya, Türkiye, Suriye dışında, belki Avrupa Birliği, belki Amerika'da bu anayasa görüşmeleri içinde bulunması halinde işin diplomasiye dökülmesi takvimi bence piyasalar açısından en uygun takvimlerden bir tanesi. Bunun borsaya ya da kura etkileri ne olur dersek, hatırlarsak bu jeopolitik riskin içine girmeden önce 105 bin civarında bir ekonomik fiyatlamanın içerisindeydik. O zaman Amerika-Çin anlaşması da daha birinci etabı da olsa bu kadar gündemde değildi. Kurda da 5.70'ler ya da 5.60'lı 60 küsürlü seviyeler dedik. Şimdi Çin şişeden çıktı. Bu kadar risk varken eski seviyelere aynen döneriz demiyorum. Orada Türk askerinin bulunduğu süreç içerisinde uluslararası kamuoyu baskısı alacağımız doğrudur. Bunun piyasalara her an bir risk unsuru olarak yansıyacağı da doğrudur. Ama iyi senaryo Suriye konusunda artık askeri süreçten ziyade siyasi görüşmeler başladı. Suriye Anayasası ile ilgili Türkiye gerek Büyükelçi gerek bakanlar düzeyinde Suriye ile masaya oturup taraf olarak görüşmeye başladığı gibi haberler duyarsak bu piyasalar için en azından bu riskin sonuçlanması için iyi haber. Merkez Bankası ne yapar? Yarına mı bağlı? Merkezin kararı Perşembe günü. Büyük ölçüde öyle. Yani kurun nereye gideceğini yarın göreceğiz. Biz şu anda baz senaryoda 100 bips diyoruz ama hani hiç bir şey yapmadan da çıkabiliriz toplantıdan. Eğer ki yarın biraz dünyanın hoşuna gitmeyecek bir sonuç çıkarsa diyeyim. Recep Atakan? Evet, yani bizim anketten de çıkan 100 bas puan ve Mete Yüksel'in beklentisi gibi ama piyasa fiyatlaması bu jeopolitik gelişmeler nedeniyle terse doğru bayağı bir gidiyorsa hiçbir şey yapmadan yani pas geçebilir. Faiz indirimi yapmadan dahi geçebilirdi. Evet, o sen kötü senaryo ve piyasanın şu anda daha az ihtimal verdiği senaryo. Geçtiğimiz haftaki en yüksek gerilimin olduğu anda Merkez Bankası'nın pas geçme ihtimali oluştu diye kamuoyunda birçoğumuz bu swaplar falan yukarı yakındık gitti. Ama bugünkü piyasa verilerine baktığımızda bugünün tepki olduğu varsayımıyla gidiyorum. Yani yarın akşamdan sürpriz kötü Amerika'nın tekrar yaptırım sürecini başlatacağı yeni bir karar çıkmadığı takdirde Merkez Bankası'nın 1 ila 1,5 puan arasında indirim yapması beklenebilir. Çünkü beklenen enflasyon 8-9, mevcut faizler 16,5 olduğu için bir kere merkezin yeri var. Bunu bir barutta bu ay mı kullanır yoksa 2'ye mi dağıtır kullanır bilmiyorum ama sene sonuna kadar 1,5-2 puan faiz indirimini beklemek lazım. Şartlar olağan olduğu takdirde. Bir araya daha gideceğim ama şu tabloyu da ifade edelim. Ağırlıklı ortalama fonlama faizi 16.08 görünüyor şu an ekranlarda. Bir haftalık swaplarda 13.5'a yakınız. Bir aylıklarda 14 ve 3 aylıklarda da yine 14 civarında bir... Piyasa 1,5-2 puan arasını satın almış swap piyasası. Yani her şey yolunda giderse diyelim 150 bas puan, 200 bas puanlık bir faiz indirimi piyasayı bozmaz diye anlıyorum. Doğru mu? Evet. 16,5 merkez faizi varken ilgili haftaya bir haftalık vadeye swap piyasası 14,5'lar civarında, 14'ler civarında oluşuyorsa 1,5 ila 2 puan arası bir iskonto yapılmış. Hani hep onları o kadar iskonto etti diye o kadar olmayabilir ama yani şu anda sanki piyasa 1 puan ve üstünü kabullenmiş gibi duruyor. Mete Yüksel, ne olursa piyasa ne yaptın tırnak içerisinde Merkez Bankası der? Yani pek çok kondisyona bağlı bir cevabı olabilir bunun. Ama hani 150 bipsin üzerinde yarın iyi senaryoyu konuşsak dahi yapıldığı takdirde çok da fazla atılacak kurşun kalmadığından dolayı bu faiz artık faiz indirim sürecimizin sonunu gösterdiğinden dolayı yani ileride bir havuç kalmadığından dolayı gidip tahvil yatırımı yapmaya teşvik edilemeyecektir yabancı yatırımcı. O noktaya getirebilir bizi. O da hani portföy yatırımlarını ileride devamını engelleyecek bir sonuç oluşturur. Araya gideyim. Aranın ardından bankacılık sektöründeki bugünkü satışa dair Mete Yüksel'in bir yorumu olacak. Onu alacağız. Çok kısa bir ara, ardından buradayız. Bankalarda bugünkü satış, banka hisselerini arkadaşlarımız ekranlara getirirler. Bunun acaba bir vergi taslağıyla etkisi ya da ilgisi olabilir mi? Mete Yüksel ne der? Yani şeyin etkisi var. Bu yarın gece çıkacak olan sonucun etkisi var tabii, ama o vergi taslağında nedir hocam? Şu var. Şimdi şu anda kurumlar vergisi %22. Bu otomatik olarak işte önümüzdeki sene 20'ye inecekti. Çünkü geçici bir süreliğine 22'ye çıkartılmıştı. Biz de işte bütün banka modellerinde, normal banka dışı, finans dışı kesime de aynı şekilde yapıyorduk. 22'den 20'ye indiriyoruz önümüzdeki sene, ondan sonra 20 olarak devam ettiriyorduk. Bütün modellerde buydu. Şimdi bu taslakta şunu gördük. 22'den 20'ye inecek ama banka dışı kesim için. 20'ye inen, ondan sonra 2020'de 18'e de inecek. Yani şimdiye göre 4 puan iniş var ama bankalarda 22 kalmaya devam ediyor. Bu çok kabaca %2,5'luk falan bir negatif değerleme etkisi demek. Yani bankaların değerlemelerini anında %2,5 aşağı indirmemizi gerektirecek bir durum. Onun için bugün bankalar birazcık daha fazla satış yedi genel piyasaya göre. Onu o şekilde, yani şunu da söylemek lazım. Banka dışı kesimde de %3,5'lar seviyesinde bir yukarıya gidiş olması gerekiyordu aslında. Yani kurumlar vergisi veren finans dışı kesimden bahsediyorum. Kurumlar vergisi hiç vermeyen işte emlak, gayrimenkul yatırım ortaklığı falan gibi şirketler var. Onlar hariç olarak baktığımız zaman bu fevkalade değerleme için olumludur onlara. Ama geldiğimiz nokta itibariyle içinde bulunduğumuz atmosfer olumlu fiyatlamayı banka dışı sektörler için bugün ortaya çıkaramadı diye anlıyorum. Çıkartmadı. Belki de bu birazcık da bu önümüzdeki şey taslak. Belki bu şekilde geçmeyecek. Belki değişecek. Belki herkes bu taslağı görmeye, Türk basınını bu kadar yakın takip etme olanağına sahip değil. Yabancı pek çok aracı kurum var. Belki önümüzdeki günlerde ya böyle bir şey varmış, bize modellerimizi ona göre değiştirelim. İşte sanayi şirketleri için yeni yükselme potansiyelleri bulalım banka değerlemelerini aşağı çekelim diyecekler. Ne dersin bu konuda? Ya kurumlar vergisinde şöyle %50'den fazlası yanlış hatırlamıyorsam ağırlıklı bankacılık kesiminden alınıyor. Yani kamu burada pragmatik yaklaşıyor gördüğüm kadarıyla. Kümesteki tavuk deriz hani amiyane tabirle. Bankacılık kesimi en sorunsuz vergi veren kesim. Evet. En regüle sektörlerden bir tanesi. Tahmin ediyorum, pragmatik diyorum çünkü 2020 yılında önemli gelire ihtiyaç var. Vergi gelirleri dahil. Sektörün yaklaşık karı, belki Mete daha hakimdir rakama, 50 milyarlar civarında biliyorum yıllıkta. Yanlışsa düzelt lütfen. Biraz daha düşüktür herhalde. Yok, 30 milyar sanki ilk 6 aylık, ilk 7 aylık sonuçta. Hani ben onu yuvarladım. Şimdi bu şey var. 46 milyar lira ilk sıradan karşılık ayrılması gereken kısım olacak. Tabii biraz faiz gelirleri onu kurtarır ama kaba hesap diyelim 50 milyar. 50 milyarda 22'den 20'ye düşmesi %2, 50 milyarın 1 milyar yapar. Yani 1 milyarlık bir vergi artışına sonuç veriyor. Yalnız bir yandan da Maliye Bakanlığı'nın bu yeni ekonomik programda özellikle sermaye piyasalarını geliştirmek için halka açık şirketlere özellikle kurumlar vergisinde bazı istisnalar, bazı kolaylıklar tanınacağına dair sermaye piyasalarını geliştirici yönde verdiği ufuklar, umutlar vardı. Bunlar tahmin ediyorum yine halka açılmış olanlara değil, yeni halka açılacak olanlara bir havuç olacak. Halka açılmış birçok bankamız. Ondan dolayı da ben de Mete'den duydum. Bugünkü fiyatlama çok birebir de örtüşüyor gördüğüm kadarıyla. Olur mu? Olur. Bana sorarsan. Yani gerçekleşme ihtimali gerçekleşme var. Gerçekleşme ihtimali var seneye çünkü zor bir sene. Bankacılar biraz tabii lobi yapıp belki dediğin gibi müzakere sürecine dahil olurlar ve kendilerini ifade ederler. Seneye... Zor bir müzakere süreci. Peki. Bir Amerika'yı kapatalım, sonra Borsa İstanbul hem hacim hem de depo önlemlerine ilişkin ve kaldırılmasına ilişkin bazı sorular var izleyicilerimizin. Senden onu rica edeceğim. Amerikan endekslerinde yukarı doğru bir hareketle kapanış gerçekleşiyor. Nasdaq'ta %0.8'in üzerinde yukarıdayız. S&P 3006 seviyesine kadar gelmiş durumda. Dow Jones endeksinde de 26.825 seviyesine kadar ulaştık. %0.2'lik yukarı doğru bir hareket söz konusu. Amerikan borsalarında iyi bir kapanış var. Amerika'da yeni haftaya iyi bir başlangıç. Bir tarafta gelen bilançolara ilişkin olumlu ve iyi bir haber akışı şu an söz konusu. Geçen hafta Boeing biraz üzmüştü. Boeing'in olumsuz etkisini ciddi bir şekilde piyasalar hissetmişti ama yeni haftaya daha iyi beklentilerle başladık. Bir taraftan da ABD ile Çin arasındaki bu ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu bir haber akışı söz konusu. Amerikan Başkanı Trump imzalayacağını en azından ilk etap konusunda iyimser beklentilerde ve onayladığını ifade etti. İmza önümüzdeki ay Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesinde olacak. Bu hafta önemli kar beklentileri de var Amerika'dan. Amazon, Microsoft, Daimler, McDonald's, Procter & Gamble, Caterpillar ve UBS'in bilançolarını büyük şirketler olarak Amerikan endekslerinin üzerinde etkisi olan, ağırlığı olan şirketler olarak alacağız. Ama yeni haftaya yükselerek başladık. Bir de vadeliler cephesine göz atalım efendim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. S&P 500'de 3000 üzerine çıktık ve Kasım ayında bir anlaşma olacağına dair Amerikan Başkanı Trump'ın Çin'le anlaşma olacağına dair sinyali piyasaları olumlu etkilemiş gibi görünüyor. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Mete Yüksel, bu şimdi hacim alt tarafta sevgili yönetmenimiz ekranlara getirecektir. Ciddi bir hacimde aslında Borsa İstanbul'da gerileme söz konusu oldu. Ve bu hacim düşüşünde alınan önlemler ne kadar etkili? Hacmin yeniden geriye dönmesini bekler miyiz? Diyor ki izleyiciler, ya ben bu jeopolitik gelişmeler konusunda olumlu bir beklentiye sahibim çünkü depo önlemi kaldırıldı. Buradan bu yorum çıkar mı? Çünkü açığa satış yasağı bildiğim kadarıyla devam mı ediyor? Açığa satamıyorsun ama en azından artık hani işte bu depo önleminin kalkması bir şekilde algoritmik trade yapan fonların tekrardan işleme başlamasını vesaire getirebilir diye ümit ediyoruz önümüzdeki günler. Çünkü bugün dahi henüz bankalarda bu işlemi pek fazla görmüş değiliz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama oyunun kurallarını bu şekilde değiştirmek yabancıları çok korkutan bir durumdur. Çünkü ben alırım bugün, yarın satmam gerektiği zaman ben sattırtılmam. O zaman ben bugün Türkiye'yi almayayım ya. Gideyim Güney Afrika bankalarını alayım, Brezilya bankalarını alayım derse bu hacim düşüşü kalıcı şekilde devam eder. Tamam, hafızası kısadır. Biraz keş bellekle çalışır yatırımcı camiası ama bir süre daha hasar vermeye devam edebilir hacme ve aracı kurum kârlarını düşürebilir, hacimleri düşürebilir. İşte yeni arzların önüne geçer, yabancıların ilgisini azaltır. %64 payı var, o aşağı doğru gelebilir. Artı sadece hisse senedi piyasası da değil, bunu Viyop tarafında düşünmek lazım. Viyop tarafında konuşuyoruz bizim işte bu işlerden sorumlu arkadaşımızla. Rol dönemi geliyor, adam ortadan kayboluyor. Ne uzun ne kısa pozisyon almak istemiyor. Çok hızlı bir şekilde azalan bir ilgi olduğunu görüyoruz. Portföy yatırımlarına darbe vuran önlemler oluyor. 3 gün devam etti, sonra ortadan kalktı. Yani kurtaramıyorsun. Onun kalıcı bir etkisi oluyor bir süre daha takip ettiğimiz. En büyük endişemiz budur yani. Evet, Recep Atakan bu tip önlemler... Ben açığa satış kararını doğru buluyorum. Açığa satışın yasaklanması kararı. Bu birçok piyasada uygulanan kararlardan bir tanesi. Ama bu takas önlemi aynı swap piyasasındaki, evet, önlem olarak çok net çalışıyor. Caydırıcı etkisi var. Ama piyasanın likiditesini kurutan, öldüren ya da daha sonra tekrarlanması ihtimaline karşı o piyasaya girişi engelleyen hususlardan bir tanesi. Etkili oldu mu? Oldu. Hatta borsayı kapatsak hiç satış gelmezdi. Ama bu çözüm bu değil. Yani likiditeyi kurutarak ya da satmayı engellemek. Açığa satışı engellersin çünkü spekülatiftir. Ama gerçek malını satmak isteyen insana satamazsın demek kısmı an itibariyle çalışır, iz bırakır. Bence ilk önce bunu kaldırmaları önemliydi. Zaten riskin devam ettiği varsayımıyla açığa satış kararının yasağını daha kaldırmadılar. Tahmin ediyorum onu görerek gitmek isteyeceklerdir. Yani keşke uygulanmak zorunda kalmasaydı diyeyim ben. Peki yeni genel müdürümüzün Hakan Atilla'nın da muhtemelen yeni kararları bu dönemde, bu süreçte etkili olacaktır. Bir önceki programda da söylemiştik. Hayırlı olsun diyelim bir kez daha. Sonuna geliyoruz. Çok teşekkürler Mete Yüksel. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler Recep Atakan. Ağzına sağlık. Yarın ne konuşacağız ona bakalım. Richmond Fed İmalat Endeksi ikinci el konut satışları Barış Pınar Harekatı'na verilen arada son gün ve Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki zirve son son gün dedik, 22'de dolacak yarın akşam. Biz küresel piyasalara başladığımız saatte bu Barış Pınar Harekatı'na verilen aranın son zamanı. Bakalım biz de takip edeceğiz, yorumlamaya çalışacağız. Yarın akşam buluşmak üzere.